Merhaba. Ay, aylar sonra mı desem, günler sonra mı desem, dışarı çıkıyorum. Ama korkuyorum da bir taraftan hasta olurum diye. Çünkü bağışıklık sistemim çok düşük. Nereye gidiyoruz? Çarşıya. Evde birkaç bir şey eksik, onları alacağız. Öyle dolaşacağız. Çok fazla bir şey yapamayız zaten, hava soğuk. Sonra tekrar geri döneceğiz. Şimdi kahve dünyasına geldik. Ben kahve dünyasının kahvelerini daha çok seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Fındıklısını denemiştim 3 tane falan. Bayağı güzel. Aşkım 40 tanesi kaçtı? Kutu halinde. 27 lira. Eşim de dedi ki yani karışık karışık marketten alırız. Hem aynı kahveyi içmekten sıkılmamış olursun. Yani mantıklı gibi şu an. Kar yağmış bakın. Çok normal. İşte size bahsettiğim şapkam bu. Bunu Gazador'dan aldım. Geçen hani dışarı çıktığımda örtmemiştim ya o. Oh. Neye bakacağım? Neye bakacağım? Evet. Ders çalışırken çizme kalemi almıştım. O gelmiş PTT kargodan. Onu açacağız şimdi beraber. Evet. Şöyle. İki uçlu. Şurası kalın, şurası ince sanırım. Şöyle göstereyim. Çok kullanışlı. Bunu aldım. Bu şekildeydi bu. Evet, az önce kitap seçten kitaplarım geldi. Kutuyu biraz yırttım. İlk başta ben bu kitabı çok istemiştim. Paşa Tarih Sorular diyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Mehmet Paşa Pampal. Yani Ekim 1 yayınlarından çıkan bir tarih soru bankası. Peki diğer tarih soru bankalarından bu tarih soru bankasını ayıran ne diye soracak olursanız, bütün MEB kitaplarını taramışlar ve MEB kitaplarından sorular hazırlamışlar. O yüzden ben hemen bunu ekledim. Bir tane hocada görmüştüm. Bu işte KPSS falan videoları çeken bir hoca var, hocalar var ya. Onlarda görmüştüm ve merak etmiştim gerçekten. İnceleyeceğim. Umarım doğrudur. İşte şöyle analiz ve çözümleri var. Başka da tarih soru bankası almak istemiyorum. Evet, böyle Hello Kitty'li bir tane yılbaşı hediyesi göndermişler. Tam yılbaşında almıştık bunu. Belki yılbaşında 27-25 Aralık civarı. Ama yeni geldi. Çok kitap seç iyi ama böyle eğitim kitapları konusunda çok geç getiriyor. Şöyle iki tane Süper Stick aldık. Bir tane ajanda 2019. Şu kitap da bayağı uyguna gelmişti. Bir dakika. Bakayım. Umberto Eco. Holy Style. Büyük ihtimal 12.50. Yok, sıfır sayım o. Pardon. 9.17'ye geldi. Bu kitap normalde 20 lira falan galiba. Bakın 19 liraymış. Ve şu romanı çok övdüler. Hotel Savoy, Joseph Rotem bir kitabı. Everest yayınlarından çıkmış. Bunu da çok merak ediyorum. Dibinde de küçük bir şey var herhalde. Şu Pensa'nın BİM'de falan satılan... Bir dakika. Şu Pensa'nın BİM'de satılan kitap, ay kitap diyorum, kalemleri var ya, onlardan aldım. Bunlar soru çözdükten sonra tik atmak için çok iyi oluyor. İşte kitap seç kargom bu kadardı. Daha temin edilmeyen kitaplarım var. Onlar da gelince çekerim size. Bugünlerde ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum aslında. Sürekli ders çalışıyorum, evin işi,
Zaten hemen zaman çabuk geçiyor. Size de öyle geçiyor mu bilmiyorum. Hemen böyle bir gün bitiyor yani. Haftalar bitiyor. Ne çabuk geçtiğini anlamıyorsunuz. Bilmiyorum kış böyle mi geçecek? Şimdi ben bunları yerleştireyim. Daha kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapacağım. Sonra yine görüşürüz. Bugün kargo üzerine geldi. Şimdi size 100 tanesini 1 TL'ye aldığım kartı göstereceğim ama bilgilerimi göstermeyeceğim tabii ki. Evet arkadaşlar, kampanya vardı. Kampanyada böyle bir kartlara işte kendiniz tasarlıyordunuz kampanyayı. Bilgilerim gözükmesin diye uğraşıyorum. İşte WhatsApp yazdım, Instagram yazdım ve mail yazdım. Bu tasarımı da ben yaptım. Bir programla, programın ismini söylemeyeceğim. Arkasında da şöyle boş, yani isterseniz arkasını da doldurabiliyordunuz ama sadece ön taraf için size uygun fiyatı yapıyordu. 100 tanesi gördüğünüz gibi şöyle geldi. 100 tanesi 1 lira kargo dahil. Hala bu kampanya devam ediyor mu bilmiyorum ama devam ediyorsa mutlaka siz de gidin. Aşağı açıklama kısmına yazacağım. Mutlaka siz de bastırın. Ben takı işi yapmayı düşünüyorum. Yani atansam da atanmasam da takılara bayılıyorum. Ve takı işi yapacağım için de böyle bir kart bastırma gereği duydum. Daha iyi oluyor. Benim Oriflame olarak var. Bundan yoktu takı olarak. Onu tekrardan yaptırdım. Şimdi kitap seçi göstermiştim ya size. Bu da devamı. Yani ben de, beklememek için şey demiştim. Kitapların bir kısmını gönder diye bir seçenek vardı. Onu işaretledim. Bunlar da geri kalan kısmıydı. Onlara da şimdi bakacağız. Bir açayım önce, sonra geleceğim. Benim 2019 hedeflerimden birisi de geçen sene kaç kitap okuduğumu hatırlamıyorum, bakmadım da, ama bu sene KPSS ile birlikte 100 kitap okumak istiyorum. KPSS ile öyle ahım şahım çalışamıyorum bu sıralar. Vicdan azabından öleceğim ama hiç canım istemiyor. Bugün biraz böyle başlamaya çalıştım. Yani iyi gidiyorum ama daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir tane 2017 ajandası, Metis Yayınları ve Kırmızı Kedi Yayınları ajanda, yani böyle küçük ajanda konusunda bence muhteşemler. O yüzden bir tane bundan aldım. Fiyatı da ne kadardı bilmiyorum ama şöyle küçük küçük yazılar oluyor ve bunlar sizi motive ediyor. Bakın okuyalım bir tane. Faydasız şimdi odalara çekilirken deniz yaşadığından habersiz adalar gibiyiz. Terkilerinde yanmış çiçeklerle usulca boşluğa bırakıyoruz yorgun atları. Yani Onur Caymaz'ın İncire Sorsanız adlı İşte kitabından ya da bilmiyorum dergide mi geçiyordu, eserinden diyelim. Yani bunu da niye aldım? Aslında günler birbirini tutmayacaktır, evet. Ama her gün kaç sayfa kitap okuduğumu ve yarın için ne olabilir, neyi güzelleştirebilirim? Buraya hedef olarak yazacağım. Bu şekilde bunu aldım. Ya bir ajanda için ne kadar konuştum. Ya ama ne yapalım ya? Kitap ve defterler benim hayatım çünkü. Kutup Soğuğu kitabını aldım. Doğan kitaptan çıkmış. Bunun fiyatına bakacağım. Çünkü merak ediyorum. Şu an unuttum. 9.17'ye düştüydü 26'dan. Çok güzel ya. Üf. Bu kitaplar niye bu kadar güzel ve bizi hep almaya teşvik ediyor bilmiyorum. Gerçekten çok iyi. Anne ben Afrika'ya taşınıyorum. Kitabı da Esra Yazıcı varsa anne. Bakın 22 liraya ben kaça aldım biliyor musunuz? Bir dakika. 22 lira. Ben 9.17'ye aldım. Yani çok iyi almışım. Bazen kitap seç güzel indirimler yapıyor. Ağaç Diken Adam bu çok iyiymiş. Yani şöyle bir günde bitirilebilecek bir eser. Şöyle bakalım. Çizgi çizgi. Ya ben böyle küçüklüğümden beri bu tarz basımları çok seviyorum. Bunun fiyatı yazmıyor. Bunu da kaça aldım hemen söylüyorum size. Ağaç Diken Adam 8.33'e almışım. Yani toplamda 34 lira vermişim. Bu biraz önce gösterdiğim kargonun devamı. Sizi çok seviyorum. Kendimi göstermeyeceğim veda ederken çünkü ders çalışıyordum. Ders arasında geldi bu kargo. Bölünsün istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.